Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Etimizi doğrayalım. Bıçağı vurduğumuz gibi eti görüyorsunuz, lohum gibi. Arkadaşlar etimiz hazır. Et alırken özellikle şuna dikkat edin. Doğranmış et almayın. Kıymalı ise dana but diye veriyorlar. Etin tıraş bölümünü isteyin. Aynı parayı veriyorsunuz. Şimdi diğer malzemeyi doğrayacağız. Hemen soğanını doğrayalım. Patateslerimiz, etimiz, havucumuz hazır. Burada tek eksiğimiz ne? Domates, biber, bir de sarımsak. Domateslerimizi soyulmuş kullanacağız. Hangi malzemeyi abartırsak, abarttığımız o malzeme yemeğe zarar verir. Malzemeleri kullanırken çok fazla abartmayacağız. Biberlerimizi de aynı biber dolma gibi şöyle içine doğru bastırarak kıracağız. İçinden çekirdeğini çekeceğiz. Yine de ayıklayacağız tabii. Domateslerimizi de kuşbaşı doğrayacağız. Burada iki diş de sarımsağımız var. Sarımsağı da söylediğim gibi sarımsağı da abartmayacağız. Az katarsan lezzet verir, çok katarsan ne yapar? Yemeğin lezzetini bozar. Malzememiz hazır. Şöyle bir tabağa alalım. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaptın, tavamızı ısıttın. Önce ne yapıyorum? Etin yağlı kısımlarını tavanın içine bir attım şöyle, bir karıştıracağım. Şimdi yağ kullanmayacağım bunda. Yağı biraz sonra kullanacağım. İki karıştırdım, ne yaptım? Tavamızın dibi hafiften bir yağlandı. Şimdi etimizi katıyoruz. Şunu söyleyeyim, etiniz yağsızsa, etinizi kavuramıyorsanız bir tatlı kaşığı kadar bir yağ ilave edebilirsiniz. Et kavrulduktan sonra yağını ilave edebileceğiz. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Dibinden hafiften bir sulanmaya başladı. Etimiz iyice kavruluyor. Biz bunu ne yapacağız? Bu hafiften sulanmayı dahi çektireceğiz. Yanacak duruma gelince iyice kavrulmuş demektir. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Et de bu sesi duyacağız. Çıtır 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 çıtır. Bak o etin kendi yağı bile dibine nasıl bir... ete nasıl bir renk verdi, nasıl yağlandırdı. Şimdi etimiz iyice kavruldu. Az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Yani yarım fincan civarında. Soğanla havucumuzu ilave ediyoruz. Soğanla havucumuzu çok güzel bir şekilde kavuracağız. Ta ki tamam bu oldu diyene kadar. Havuçlar kızartılmış gibi olana kadar. Şimdi burada devreye kapak girecek. Kapağı kapatacağız. Ara ara açıp sürekli karıştıracağız. Yakmayacağız. Hemen kapağımızı açıyoruz. Etiniz pişmiyorsa, malzemeniz pişmiyorsa kenardan az bir su verin. Suyunu çektirin. Ondan sonra benim şu anki yaptığım işleme başlayın. Etimiz, havucumuz iyice kavruldu. Ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Salçayı çok iyi karıştıracağız. Her zaman söylediğim gibi hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar bunu kavuracağız.
Kapağı kapattım. 2-3 dakika şöyle bir içinde bir ısınma olsun, ateş patlaması olsun. 130 derecelere çıksın diye. Kapağımızı açtık. Gördüğünüz gibi salçamız iyice kavruldu. Önce ne yapıyoruz? Patatesleri ilave ediyoruz. Patatesleri ilave ediyoruz. Patateslerin her yerine salça mutlak surette değecek. Domates biberi ilave ediyoruz. Şimdi bu salça domatesin, biberin, patatesin her yerine değmiş olması gerekiyor. Mutlak surette. Salça değecek ki patateslerimiz içinde eriyip kaybolmayacak. Domateslerimiz, biberlerimiz rengini kaybetmeyecek, salçanın koruma özelliğinden faydalanmış olacağız. Şimdi her tarafa salça değdi. Ne yapıyoruz? Yarım su bardağı soğuk su katıyorum. Soğuk suyu da yemeği bir rahatlatacağım, salçayı rahatlatacağım. Hem rengini daha güzel çıkması için, hem de daha lezzetli olması için. Ondan sonra kaynamış suyu ilave edebilirsiniz. Hemen sıcak suyumu ilave ediyorum. Suyu biraz fazla ilave edeceğim. Patates birazdan nişastasını atacak. Suyunu çekecek ondan dolayı. Kapağını kapatıyorum. Ara ara kontrol edeceğiz. Kaynayıp taşmasın diye. Bunu da takipçilerinden biri söyledi. Bekar öğrenci. Abi dedi, kapağı kapattım dedi. Senin gibi dedi. Yemek kenarına taştı dedi. Ara ara kontrol edeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kapağımızı açıyoruz. Yemeğimizi gördüğünüz gibi mis gibi kaynamaya devam ediyor. Güzel güzel de kokular gelmeye başladı. Zaten eti pişmiş olduğundan dolayı sadece patateslerini kontrol edeceğiz. Patatesleri piştiği zaman yemeğimiz pişmiş demektir. Şimdi yemeğimizin kapağını açıyoruz. Çiğ gibi görünmesine rağmen aslında patatesimiz pişti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu neyden? İşte salça ne yaptı? Dışını kapattı, yüzünü kapattı. İçi pişti, yüzü, dışı sert. Burada tuz, karabiber, pul biber, sarımsak. Altını kapatıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Şöyle hafiften de bir ırık bırakıyoruz. Sulanma olmasın diye içinde kendi kendine. Buradan buharlı suyunu atarken içinden de patatesler nişastasını atacak. Özlenme olacak. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Daha önce de bahsettiğim gibi etleri ufak doğrarsanız 5 tane etler kişi başına 10 tane et düşer. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. Elimden geldiği kadar doğrusunu göstermeye çalışıyorum. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Rahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.